olan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, yani İstanbul Sözleşmesi'nin gece yarısı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshedildiği duyuruldu. Çok öfkeliyiz. Sözleşmenin imzacısı olma kararı 8 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle onaylanmıştı. Ancak bugün gece yarısı yayınlanan 3-5 satırlık kararname ile meclis devre dışı bırakıldı ve sözleşmeye sahip çıkan milyonlarca kadının iradesi yok sayıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla usulüne uygun yürürlüğe girmiş bir insan hakları sözleşmesini bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle feshetmenin hukuken olanağı yoktur. Anayasa bu konuda çok açık bir düzenlemeye sahiptir. Anayasa madde 90'a göre uluslararası anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkisinde ve kanun hükmündedir. Yine anayasanın 87. maddesine göre uluslararası sözleşmeleri onaylamak, değiştirmek ve kaldırmak meclisin yetkisindedir. Anayasanın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile temel hak ve kişi hakları düzenlenemez ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uluslararası anlaşmalar feshedilemez. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi bulunmamaktadır. Gece yarısı adeta yangından mal kaçırırcasına anayasaya aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin feshi yok hükmündedir. Bu feshi tanımıyoruz. Daha birkaç gün önce Samsun'da boşandığı eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülmeye dövülen kadının yaşadıklarının ardından yapılan açıklamalarda bütün yetkililer, hükümet yetkilileri tek ses olmuştu ve herkes hak ettiği cezayı alacak denmişti. Yapılan açıklamaların sadece infial yaratan olayların ardından söylenmiş sözler olduğunu ne yazık ki biz kadınlar çok acı bir biçimde biliyoruz. O açıklamaların görüntüyü kurtarmak amacıyla yapıldığını bir kez daha dün gece çok açık bir şekilde anlamış olduk. Çünkü taraf devletlere kadınlara şiddeti önleme, şiddet kurbanlarını koruma, failleri kovuşturma ve şiddeti önleyici tedbirler alacak iyileştirmeler yapma sorumluluğunu yükleyen sözleşmenin feshedilmesi hükümetin kadınları her türlü şiddete karşı korumaktan vazgeçtiğinin açık bir göstergesidir. İstanbul Sözleşmesi, uluslararası hukukta şiddetin, kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı ilk sözleşmedir. Sözleşmenin feshedildiğinin ilanı aslında AKP hükümetinin ve Cumhurbaşkanı'nın kadın ve erkek eşitliğine inanmadığının ve eşitliğin ve ayrımcılığın daha çok derinleşeceğinin ilanıdır. İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her türlü şiddetle mücadele konusunda önleme, koruma, kovuşturma ve destek politikalarından oluşan dört temel yaklaşım içeren bir sözleşmedir. Gece yarısı bir kararname ile sözleşmenin feshi artık kadına yönelik şiddetle mücadele edilemeyeceğinin ilanıdır. Öfkeliyiz ama inançlıyız da. Çünkü bizler biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi kimsenin iki dudağının arasında değildir. Milyonlarca kadının hayatı ve hakları tek bir adamın kararına sığamaz. Bu sözleşmeyi biz kadın
dişimizle, tırnağımızla, mücadelemizle kazandık. Alınan bu karar, kadınları hali hazırda yaşadıkları şiddet ve cinayet ortamında tamamen yalnız bırakmaktır. Katillere, şiddet faillerine adeta cesaret veren, onları yargı karşısında güçlü kılan karardan derhal vazgeçilmelidir. Biz kadınlar eşitlik istiyoruz. Tekrar ediyoruz. Biz kadınlar eşitlik istiyoruz. Evde, işte, sokakta korkmadan yaşamak, çalışmak, yürümek istiyoruz. Şiddete uğramaktan, öldürülmekten korkmadan yaşamak istiyoruz. Her kadının kendini güvensiz hissettiği bu ülkede şiddetle etkin bir mücadelenin, daha etkili önlemlerin, koruma mekanizmalarının konuşulması gerekirken İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tarihi bir hatadır. Bu karar Türkiye tarihine bir utanç sayfası olarak geçecektir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kadınların kazanımlarına yapılmış en büyük saldırıdır. Biz kadınlar bir kez daha ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı kararnamesi yok hükmündedir. Şu an sözleşme yürürlüktedir. Bunun yasal karşılığı budur arkadaşlar. Biz kadınlar şu an yok hükmünde bir kararnameyle kaldırılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu bir kez daha hatırlıyor ve sözleşmenin uygulanması talebinden asla vazgeçmiyoruz. Sözleşmeyi nasıl kazandıysak öyle savunacağız. Alanlarda olacağız. Her yerde talebimizi ifade edeceğiz. Bir kez daha altını çiziyoruz ve burada haykırıyoruz ki kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, kanunlarınız, kanun hükmünde kararnameleriniz biz kadınlar için hiçbir şey ifade etmiyor. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Şiddetsiz bir yaşam ve gerçek eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ve hep beraber mücadelemize devam edeceğiz. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen en güvenli yer olan evlerinde, hatta sokak ortasında katledilen binlerce kadın bir kez daha öldürülmüştür. 42 milyon kadının hakkı elinden alınmıştır. Recep Tayyip Erdoğan tarafını bir kez daha belli ederek kadınların yaşam hakkına sahip çıkan İstanbul Sözleşmesi'ne destek çıkacağına zalimlerin yanında saf tutmuştur. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi için devlete sorumluluk yüklemektedir. Psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, zorla evlendirme, cinsel ve ekonomik şiddet de dahil olmak üzere kadınları her türlü şiddetten koruyan en kapsamlı sözleşmedir. Şimdi AKP hükümetine soruyoruz. Bu sözleşmenin neyinden rahatsız oldunuz? Kadınız yoksa düzenden doğan kadına yönelik şiddetin ateşini harlamak şahsım hükümetinin haddi değildir. Kadına karşı vahşet ve aile içi şiddet vakalarında yaşanacak artışın vebali İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlerin boynundadır. 20 Temmuz sivil darbesinin failleri durmuyor. Haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarına devam ediyor. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir darbe daha yapıldı ve kadınların uzun mücadeleler sonunda elde ettiği kazanımlar heba edildi. Evrensel değerlerden uzaklaşıldı. Mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş İstanbul Sözleşmesi, milletin iradesi yok sayılarak feshedilemez. İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler alanındaki sözleşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yani kanunla alınır. Bu karar açıkça anayasamızda yok saymaktır. Kadın cinayetleri politiktir. Biz Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hukuku yok sayarak aldığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını tanımıyoruz. Tanımayacağız.
Biz kadınlar korkmuyoruz, sinmiyoruz, zalimlere itaat etmiyoruz, geri durmuyoruz. Onlar korku yaymaya çalıştıkça bizim örgütlü mücadelemiz, gücümüz her geçen gün büyüyor. Onlar dallarımızı budamaya çalıştıkça bizim köklerimiz güçleniyor. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere her platformda bu sözleşmenin gereklerinin yapılmasını sağlamak için kadın hareketleriyle birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra bulunduğumuz her alan, sokaklar, mahalleler, meydanlar dahil bizim için mücadele alanıdır. Vicdan sahibi her erkeğin annesi, eşi, kardeşi, arkadaşı olan ve yaşamın eşit ortağı olan kadınlarla beraber olacağını biliyoruz. Biz hep birlikte bu zulme dur diyeceğiz. Türkiye'ye ayrılık günleri bizler getireceğiz.